Rus yöneticileri Batı'nın oyunlarına gelerek ya da Batı ile işbirliği yaparak Rusya'yı dünyanın tek hakimi yapacak büyük fırsatları elden kaçırmışlardır. Bu fırsatlara dayanarak şöyle bir iddia atabiliyoruz ortaya. Bugün ABD varsa ve dünyanın jandarmalığını yapabiliyorsa, bunu beceriksiz veya hain Rus hükümetlerine borçludur. Rusların ABD'ye sattığı Alaska hakkında bazı bilgiler. Bugün el atılmamış zengin petrol yataklarının vatanı sayılan Alaska, 30 Mart 1867 tarihinde 7,2 milyon dolar karşılığında Rusya tarafından ABD'ye satıldı. Kara yüz ölçümü 1 milyon 481 bin 347 kilometre kare. Günümüzde bile üçte biri ormanlarla kaplı. Alaska'da 1880-1890 yılları arasında, yani satıştan kısa bir süre sonra önemli altın kaynakları bulunmuştur. Ne büyük kayıplar değil mi? Bence bunlar asıl kayıpların yanında bir hiçtir. Rusya'nın asıl kayıpları yanında bunlar büyük kayıplar zannetmeyelim. Alaska fırsatının iyi değerlendirilememesi nedeniyle asıl büyük kayıp bütün Amerika kıtasıdır. Yani Ruslar Alaska üzerinden tüm Amerika kıtasını diğer sömürgecilerden temizleyip tamamen ele geçirme şansını elinden kaçırmıştır. En azından bunu Kuzey Amerika için iddialı bir şekilde söylemek mümkündür. Alaska'nın satılma gerekçesi ise şöyle anlatılmış. 1860'lı yıllara gelindiğinde Çarlık hükümetleri Amerika'daki koloniden kurtulmanın yollarını arıyordu. Aşırı avlanma değerli kürk hayvanlarını tüketmiş. Bölgedeki İngiliz ve ABD varlığı ticareti iyice zora sokmuştu. Bu sorunların yanı sıra ortaya çıkan uzak diyarlardaki bir sömürgeyi besleme ve koruma sıkıntıları bölgenin 1867 yılında ABD'ye satılmasıyla sona erdi. Çar, 2. Alexander zamanında yapılan bu satış sonrasında Rusya içinde Rusların yıllarca emeğinin geçtiği Alaska'nın satılmasına ve bu denli ucuza gitmesine büyük tepkiler oluşmuştur. ABD'de ise kulağa pek inandırıcı gelmese de işe yaramaz bir buz kütlesine bu kadar fazla para ödenmesine büyük tepkiler gösterildiği belirtiliyor. Satıştan birkaç yıl sonra Alaska'da altın madenleriyle zengin petrol ve doğalgaz yatakları bulunmuştur. Uzmanların çoğu Rusya Alaska'yı satmasaydı bile ABD'nin bir şekilde Alaska'yı ele geçireceği konusunda hemfikirlerdir. Bu fikre gerekçe olarak 1823 yılında, yani ABD yeterince güçlendikten sonra dönemin ABD Dışişleri Bakanı'nın Rusya'nın Kuzey Amerika'daki koloniler üzerinde en ufak bir söz hakkı olmadığını açıklaması ve ABD'nin 24. Dışişleri Bakanı'nın ABD'nin zamanla bütün gezegeni ele geçirmesini öngören programı gösterilmektedir. Alaska'nın satış tarihi yaklaşırken Rus Çarı 2. Alexander döneminde Asya'da Rusya'nın genişlemesi hızlandı. 1858 ve 1860'ta Çin'den alınan topraklar. 1860'ta Rusya'nın uzak doğudaki yönetim merkezi niteliğindeki bir kentin kurulması. 1860'larda Kafkasların kesin olarak ele geçirilmesi ve 1870'lerde Orta Asya'daki Hive, Buhara ve Türkistan'ın fethedilmesi öne çıkmaktadır. Bu gelişmeler ise şu sığ fikri savunanları çoğaltmıştır. Diyorlarmış ki bu kazançlar Alaska'nın 1867'de ABD'ye satılmasıyla yitirilen topraklardan çok daha önemli kazançlardır. Biraz daha derinden düşündüğümüzde bırakın bu kazançların Alaska'dan daha önemli olmasını,
Bu kazançların 2 hatta 3 katı kazançlar bile Alaska'dan daha önemli olamazdı. Aslında bu kazançlar Ruslara bilerek, göz yumularak, belki de desteklenerek kazandırılmışa benzemektedirler. Bu kazançların arkasına saklanan Rusya'nın önde gelen saftirik avcıları, yani aslında iç hainleri, Rus halkını Alaska'nın satışı konusunda bu kazançlarla sakinleştirip uyutmuşa benziyorlar. Batı bu yemleri kullanarak Rusları Alaska'yı satmaya mecbur etmek için oyun oynamış gibi görünmektedir. Dikkat edersek Ruslar Asya'da ard ardına bu kazanımları elde ederken hem Rus ordusu çok zayıflamıştır hem de Rus ekonomisi zora girmiştir. Bunun sonucu olarak bir ekonomisi zora giren, halkı açlıkla boğuşan ve ordusu yıpranmış olan Rusya o dönem için 7,2 milyon dolara bile muhtaç kalmış olabilir. 7,2 milyon dolar bugün için az bir miktar olsa da o dönem için ekonomisi zora düşmüş bir ülke için pek de azımsanacak bir para değildi. 2. Ruslar satma teklifini kabul etmeyip gittikçe büyüyen ABD tehdidine karşı savunmayı tercih etseydi, yıpranmış bir ordu ve çöküşe geçmiş bir ekonomiyle merkeze çok uzak ve sert iklime sahip Alaska'yı ABD ve destekçilerine karşı savunamaz hale gelecekti. Görüldüğü gibi Ruslar planlı olarak öyle bir aşamaya getirilmiş ki ya Alaska'yı ümitsizce savunmaya çalışıp yok yere kayıplar vererek ABD'ye kaptıracaklardı ya da 7,2 milyon dolara alıp zararın neresinden dönülürse kârdır diyeceklerdi. Üç, Ruslar önlerine atılan bu yemlerle Batılılar tarafından oyalanıp ve yıpranırken Alaska'dan Amerika kıtasının güneyine doğru yayılma konusunun üstüne pek düşememişlerdir. Zaman kaybetmişlerdir. Ruslar Asya'da önlerine atılan yemlerle hayali zaferler yaşarken 1820'lere gelindiğinde Amerika Ruslardan Alaska'yı almak için saldırıya geçecek gücü kendinde bulmaya başlamıştı çoktan. Bu gücü o zamanlar hala savaşlarda büyük önemi olan hızlı artan nüfusundan ve tüm Avrupalı sömürgecilerin isteseler de istemeseler de ortak tehdide karşı birleşip ABD'yi desteklemek zorunda olmalarından alıyordu. Yani Amerika kıtasında bir Rus-ABD savaşı çıktığında tüm Avrupalı sömürgeciler ABD'yi desteklemek zorundaydı. Aksi takdirde Amerika kıtasından sürülme ve Rusya karşısında boyun eğme riskiyle karşı karşıya kalacaklardı. Avrupalı sömürgeciler Rus tehdidine karşı özellikle ABD'nin nüfusunun arttırılması için yoğun çaba sarf etmişlerdir. Rusların Alaska'ya yöneldiği 1741 yılından Alaska'nın satıldığı 1867 yılına kadar geçen sürede ABD'nin kurulduğu bölgenin nüfusu planlı olarak çok hızlı bir şekilde arttırılmıştır. ABD'nin bağımsız olduğu 1776'da nüfusu 2,5 milyon olarak belirtilmişken bu sayı 1867'de 50 milyonu geçmiştir. 1880'de 60 milyon olmuştur. Rusya iyi ve akıllı yönetiliyor olsaydı Alaska'ya doğru keşif seferlerine başladığı 1741 yılından ABD'nin Avrupa desteğinde hızla güçlenmeye başladığı 1800'lere kadar zaman kaybetmez bütün gücünü Alaska üzerinden Kuzey Amerika'yı diğer sömürgeci güçlerden temizlemeye harcardı. Kıtaya yakınlığı sayesinde bunda başarılı olma ihtimali çok yüksekti. Ama Ruslar Alaska üzerinden Amerika kıtasında hakimiyet kurmak konusuna hiç önem vermemiştir. Sadece bölgede faaliyete geçirdikleri Kürt tüccarlarına bırakmışlardır bölgeyi. Bu da hem Rusya için
gittikçe daha büyük bir tehdit olma konusunda hızla yol alan ABD'ye karşı çok büyük bir zaman kaybına neden oluyor, hem de Rusların Amerika kıtasında güçlü bir hakimiyet kurma fırsatını kaçırmalarına sebep oluyor. Halbuki Rusların Amerika kıtasındaki sömürgecileri yenmek, hatta kovma konusunda Amerika kıtasına yakınlık avantajları vardı. Rakipleri ortalama 5000 kilometre uzaklıktan güç ve savaş malzemesi taşımak zorundayken, kendisi 90 kilometrelik Bering Boğazı'nın karşısından çok daha hızlı ve kolay güç taşıyabilirdi kıtaya. Avrupalı sömürgeciler bir gemiyi haftalarca, belki aylarca güç taşımak için kullanmak zorundayken, Ruslar bir gemiyi belki 50 kat fazla güç taşımakta kullanabilirdi. Yani Amerika'daki Avrupalı sömürgeciler hem ABD'nin nüfusunun azlığından hem de kıtaya uzaklığından dolayı Amerika kıtasında Ruslar karşısında hiçbir zaman üstün gelme şansına sahip olamayacaklardı. Bütün kıta, hiç olmazsa Kuzey Amerika kıtası bugün kesin olarak Rus toprağı olabilirdi. ABD diye bir devlet şimdi var olmamayabilirdi. Ruslar bu şansı iyi değerlendirseydi, Avrupa Rus tehdidine karşı son derece çaresiz kalacaktı. Bu da şimdi tüm dünyanın Rus kontrolü altında olması anlamına gelecekti.